İrfan Bey ile bir EFT denemesi yapmayı planlıyoruz. İrfan Bey, daha önce kilo vermeyi denediniz mi geçmişte? Evet, birkaç defa denedim. 2006 yılında. 2006 yılında. O dönemde toplamda kaç kilo verdiğinizi hatırlıyor musunuz? 14 kilo verdim. Akupunktur sayesinde değil mi? Akupunkturda ve spor yaparak. Yanında spor, artı çok ciddi bir diyet var demişsiniz değil mi? Evet, diyet ve yanında spor da. Spor. Evet, İkisi birlikte. 14 kiloyu ne kadarlık bir zaman diliminde vermiştiniz? Yanılmıyorsam 4 ay gibi bir zamanda. 4 aylık gibi bir zamanda. Peki bu 14 kiloyu ne kadar zamanda geri aldınız? 3 ayda falan aldım. Yavaş yavaş. Evet. Şu anki kilonuz nedir? 132 kilo. 132 kilo. Boyunuz ne kadardı? 1.92. Vermek istediğiniz kilo tam olarak ne kadar? Kafanızdaki rakam. 100'e inmeyi düşünüyorum ama bakalım başaracak. Neden gülüyorsunuz? Ya biraz uzak gibi geliyor. Yani zor gibi geliyor. Çünkü akupunkturla ancak 118'e düşebildim. 118. Deli gibi spor yaparak 118'e düşebildim. O zaman da 130 kiloydum. Şimdi biraz daha onun üzerine koydum, 138 kilo, 132 kiloyum ve hedefim 100 kilo. Ondan biraz zor gibi geldi, ondan güldüm. EFT ile kendinizi fazla üzmeden, aşırı diyet yapmadan, günlük hayatınızı fazla değiştirmeden kilo verilebileceğine inanıyor musunuz? Kafanızı, onun gibi net bir şey var mı? İnanıyorum. Yani başka örnekleri de gördüm. Bu kilo vermede EFT'nin faydalı olacağını inanıyorum kendimde. Gündelik hayatınıza bakarsak sizce kilo almanızın sebebi olabilecek nedenler ne olabilir? Başta klasik olacak belki ama çok fazla gıda tüketimi, şeker tüketimi. Günde kaç bardak çay içiyorsunuz? 20 bardak vardır. 20 bardak çay içiyorsunuz. Bir de yanında kola var yanılmıyorsam alışkanlık olarak akşamları. Tabii, var. Evet. Ortalama günde ne kadar? Yani gazlı içecek diyelim. Gazlı ve şekerli içecek. O da ortalama her gün 2 bardağı geçer. 2 bardak olabilir yani. Normal su bardağı 3 bardak diyebiliriz. Peki. Sonuçta ciddi bir şeker tüketimi. Şeker tüketimi. Meşrubat bağımlısı diyebilir miyiz? Diyebiliriz herhalde. Her ciddi anlamda bir öğlen yemeğinde bir meşrubat alıyorum. Ama canım istiyor yani. İçmeyi canım istiyor. Yemekle beraber hoşuma gidiyor almak. Yani yemek ne olursa olsun. Yemek ne olursa olsun arıyorum, evet. Evet İrfan Bey, şu anda önümüzde en sevdiğin şeylerden bazıları var. Günde ciddi miktarda kola tüketiyorsunuz. Şu anda siz sanırım sütlaçı yemeği çok istiyorsunuz değil mi? Evet. Orada bir tabak var ama koysak önümüze kaç tabak sütlaç yiyebilirsiniz? Ben şundan rahatlıkla 3 tane yerim. Rahatlıkla 3 tane yerim. 3 tane. Kola içme isteği ne durumda? Yani önden bir bardak kola içebilirim şu anda. Bir bardak. Sütlaç yeme isteğine 10 üzerinden kaç puan verirsiniz? 10. Şu anda 10 mu? Evet. 3 tabak yiyebilirim diyorsunuz. Evet. Şimdi sütlaça bir daha bakın. Yeme isteğine puan verin. 7. İndi mi? İndi. Hissediyor musunuz? Hissediyorum. Yine koklayayım. Şimdi sütlacı yeme isim baya baya azaldı. Kokuyu duyduktan sonra çıkıyor gibi oluyor. Ha? Biraz çıkıyor gibi oluyor. Yani koklamasaydım sütlaç yemek istemiyorum diyebilirim size. Tamam, onu tekrar kokladığımda az evvel 6 olan, 10 üzerinden 6 olan istek 3'lere düştü. Çok güzel, devam. Hoş bir koku ama bende yemek isteği uyandırmıyor. Kaç puan verirsiniz bu kokuya? Koku güzel bir koku. Tarçın mı, sütlaç mı kokuyor? İkisi de kokuyor. Sütlaçın kokusu da geliyor, tarçın kokusu da geliyor. Eski kadar yoğun değil ama değil mi? Hayır, yeme isteği yok ama. Koku yani yedemiyor. Eskiden
Cazip geliyordu. Cazip geliyordu. Koku nedeniyle de yeme isteğim uyanıyordu. Ama şimdi yeme isteği yok. Eminsiniz değil mi? Eminim. Ama şimdi bunu yemek istemiyorum. İnanıyorum. Ne düşünüyorsunuz şu anda? Çok fazla da olmadı. Bakıyorum ben. Pek bir açlık hissetmiyorum şu anda. Çok rahatım ve çok iyiyim yani. Yani böyle mesela kola duruyor önümde. Onu da pek içesim gelmiyor şu anda. Az ona puan verin. Kaç puan içme isteğin? Kola içme isteğim yok yani şu anda. Hiç yok. Hiç yok. Hiç yok. Yani sütlaçı yeme isteğim de hiç yok. Diğerlerini yemeyi zaten yani sütlaç varken onları lafını bile etmem. Yani önce sütlaçı yemem. Ön planda sütlaç var. Ön planda sütlaç var. Sütlaçı yemem lazım yani normal şartlarda. Ama sütlaçı yeme isteğim yok şu anda içimde. Bir yudum alsanıza koladan tadı aynı mı gelecek onu merak ediyorum. Yani ortam başka şeydi. O kolayı bitirdim yani. Normalde kolayı böyle yavaş yavaş mı içersin bardakta yoksa bir dikişte mi? Üç yudumda bitiririm onu. Üç yudum var. Buradan geçerken hissettiğin şey ne? Duygu ne? Yani eskiden ama şu anda ilk baktım tatta onu içesim gelmiyor şu anda. Çok şekerli olduğu için. Bir daha içsene. Bir tur daha yaptık ya. Çok çok şeker. Aa, olabilir. Şekerli su gibi olabilir. Gazsız mı? Gazı yok. Gazsız mı? Daha yeni koyduk. Evet, gazsız. Yap. Ya şu anda çok relaxım yani. Rahat belli. Çok rahat. Yani yemek isteği asla yok yani. Şimdi yemek istemiyorum. Yani. Hatta önden bir kandırsa iyi olur ya. Kaldı.